Ne haber? Nasıl geçti günün? Harika. Demek işler iyiydi, güzel. İyi para topladın mı bari? 10 para toplamadım. Peki harika olan ne? Oğlan. Oğlan mı? Oğlan şimdi de mesleği mi değiştirdi? İlk önce oğlan, sonra kız. Önce oğlan, sonra kız mı? Evet. Aşık oldum. Yıldırım aşkı. Peki kim bu kız? Arabama binen peri padişahının kızı. Bir de peri padişahın kızı çıktı başımıza. Peki arabayı garaja götürünce patron ne dedi? Kovdu. Ya bir kız için değer mi bu? Onun için ölmeye bile değer. Manyak. Baba. Evet. Halamın yanında kalmak istiyorum. Olmaz. O deli karının yanında ne işim var? Babacığım, biliyorsun bu yıl fakülteyi bitiriyorum. İzin ver halamın yanına gideyim. Orada derslerime daha iyi çalışırım. Sonra istediğiniz gibi Mahmut Ağa'nın oğluyla evleniriz. Peki. Git bakalım o zaman. Canım babacığım. Eğer halanın yanında kolayca sokağa çıkacağını sanıyorsan aldanıyorsun. İki adamım kapıda nöbet bekleyecek. Dışarı bir adım bile atamayacaksın. Yok canım, ben zaten derslerimi çalışmaya gidiyorum. Uyan sevgilim. Kendine gel Cemal. Canım sevgilim yavrum. Hop dedik. Sen miydin? Sabah sabah hiç çekilmiyorsun ha. Gevezeliği bırak da kalk. Patronla konuşup senin işini halletmeye çalışacağım. Biraz sonra garaja gel. Patronu kandırabilirsem arabayla işe çıkabilirsin. Ne iyi olur. Belki ona gene rastlarım. O kızı unut aslanım, işine bak. Ondan başka şeye nasıl bakar? Hoş geldin canım kızım. Siz burada bekleyin. Kaki suratlılar. Üzme tatlı canını. Her şeyin bir çaresi bulunur. Ah o baban olacak kör olası herif. Vaktiyle beni de sevdiğime vermek istememişti. Oh işte ben de kaçmıştım. Ama mutluluğumuzun sürmedi. Biliyorsun enişten vaktinden evvel öldü. Canım halacığım. Canım ya. Senin kaderin de benimki gibi çizilmiş. İnşallah sen mutlu olursun. Canım yavrum benim. Halacığım. Kız, sevdiğin delikanlı güzel mi bari? Güzel. Çok mu seviyorsun onu? Çok. Madem ki birbirinizi bu kadar çok seviyorsunuz, o delikanlı da seni kaçırsın. Ya da sen ona kaçarsın. Vaktini benim yaptığım gibi. Nasıl olur hala? Baksana adamlar kapının önünde. Üzülme sen. Bir çaresine bakarız. İmkansız. Hala bir telefon edebilir miyim? Sorduğun şeye bak. Tabii edebilirsin. Ona mı kız? Benden de selam söyle. Peki. Efendim? Zeynep? Nerelerdesin sen? Asıl sen nerelerdesin? Geçen gün bütün bir gün seni aradım, evde yoktun. Adapazarı'na annemlere kadar gitmiştim. Senin de iki gündür okula geldiğin yok. Hasta mısın yoksa? Nereden telefon ediyorsun? Halamdan. Babam beni bir başkasıyla evlendirmek istiyor. Dinle Hakan, sana her şeyi anlatacağım. Üzülme sevgilim. Bizi hiç kimse ayıramaz. En kısa zamanda beraber olacağız. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben seni ararım. Ah ne romantik. Kerem'le Aslı gibi. Hadi.
Beni tanımadın mı? Hani vuu, bak bak bak. Ne arıyorsun burada? Buluşalım mı? Konuşalım. Kim bunlar? Telefon yok. Ben seni dışarıdan ararım. Tamam mı? Üzerine gelen adama korktuğunu belli etmeyeceksin. Üzerine doğru yürüyeceksin. Mike Hammer sayfa 28. Nereye bakıyorsun ahbap? Sana ne lan? Bu mahallenin muhtarı mısın? Yani bir şey mi istediniz diye soracaktım. Ben sual sorulmasından hoşlanmam. Necati! Necati! Ne var? Gördüm onu Necati, gördüm! Kimi gördün be? Peri kızını! Rüyanda mı? Hayır! Bizim evin karşısındaki pencerede! Sen iyice oynattın evladım! Telefon! Telefon! Ne telefonu be? Alo? Siz misiniz? Evet benim canım! Beni buradan kaçırmanı istiyorum! Kaçırmamı mı? Demek ilk görüşte benim gibi siz de bana aşık oldunuz. Aşık mı? Evet. Karşılaştığımız günden beri rüyalarımın kadınısınız. Siz de benim erkeğim. Ama beni bu heriflerin elinden kurtarmanın mutlaka bir çaresini bulmalısınız. Evet, bulmalıyım. Komiser Colombo, sayfa 150. Komiser Colombo, sayfa 150 mi? Ne dediğinizi anlayamadım. Sizi kaçırma planının kod numarası. Şimdi beni iyi dinleyin. Hop hop, nereye bacım? Sürün sokak 13 numara değil mi burası? Evet. Kurşun dökmem için çağırdılar beni bu evden koçum.
Bir soralım bakalım. Hala! Hala! Efendim? Bu kadın var ya, kız. Kurşun dökmek için geldiğini söylüyor size. Çabuk yukarı gel. Bir dakika, üzerini aramam lazım. Ay yapma, ay gıdıklar, ay yapma. Ay, ay yapma lan. Bohçada ne var? Kurşun dökme malzemesi aslanım. Bu erkek ayakkabıların işi ne burada? Büyüyü bozup şeytanı şutlamak için. İstersen senin de büyüğünü bozup şutlayabilirim. Koçum. Bir kere bakayım. Allah Allah. Ay. Ne yapıyoruz? Ay. Tamam, şimdi başlıyoruz. Siz bir harikasınız. Harika. Sus hala diyebilirler. Aman boş ver. Diğerlerse duysunlar. İşte sandalye. İşte ip, işte flaster. İlk önce beni bağlamakla işe başlayabilirsiniz. Ay, oh. Aman ne heyecanlı. Anacığım sus. Ay, ah. Sus be karı sus. Ya bu karı deli. Bunun ilk önce ağzını kapatmak lazım. Heh, tamam. Sus. İmdat! Bir kurtarın beni, bana saldırıyorlar. Bana bak. Nereye gidiyoruz? Ne bileyim ben. Ben de ne bileyim. Bana bak. Ben seni değil, sen beni kaçırdın. Şimdiye kadar hiç kız kaçırmadım da. Ben de hiç erkek kaçırmadım ki. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Ben de kılıfı hazırladım. Ninemin evine gidiyoruz. Araba değiştireceğiz. Nerede kaldınız? Meraktan ölecektim. Tam polis romanlarındaki gibi. Heyecan, vahşet, terör, kan. Kes palavrayı. Bu iş bakalım başımıza daha ne belalar açacak. Sizleri tanıştırayım. Arkadaşım Necati. Kız. Daha ismini bile bilmiyorum. Zeynep. Memnun oldum. Ben de. Nereye gidiyorsunuz? Süt ninemin evine. Gevezeliği bırakın da gidelim. Eğer bizi yakalarlarsa ikimizi de öldürürler. Yok deve. Ne devesi be? Babam ablamı kaçıranı da vurdurmuştu, halamı kaçıranı da. Senin baban kiralık katil mi? Hayır canım, Şeyh Muz. Kara Şeyh Muz mu? Evet, Kara Şeyh Muz. Thank you.
istiyorum. Ah benim canım yavrum. Aa, bu kim? Şey nine. Yoksa bana gelin mi getirdin? Evet nine, işte sana gelin. Ah benim canım kızım, yavrum gelinim. Gel gel geç şöyle. Gel otur şöyle. Allah'ım bana bu günleri gösterdin. Şükürler olsun. Nereden buldun bu güzel kızı? Bulmadım, kaçırdım. Ah benim biricik oğlum. Adam olmuş da kız kaçırıyor artık. Nikah ne zaman? Şey, ya babası biraz itiraz ediyor da. Baban neci senin kızım? Şey, tüccar. Ne tüccarı? Şey, silah tüccarı. Avcılara silah mı satıyor? Onun gibi bir şey. Gel kızım, sana odanı göstereyim. Nikahınız kıyılmadan ikinizi bir arada yatırmam. Nikahınız kıyıldıktan sonra ne bok yerseniz yersiniz. Yarın sabah imam efendiyi çağırır. Cenaze namazımızı kıldırır. Ağzından yel alsın. Gel kızım gel. Çıldıracağım. Aklımı kaçıracağım. Bu adamda ne yürek varmış ki kızımı kaçırmak cesaretini göstersin. Bileceğin gibi değil patron. Herif Süpermen. Rambo patron, Rambo. Korkak köpekler. Hala konuşuyorlar. Ay, ay. Dur abi dur. Çocukların hakkı var. Adam tam bir kabadayı. Görecektin. Aslanlar gibi. Bir flişli Zeynep'i havaya uçurdu. Bir tutuşta beni de iskemleye bağlayıverdi. Bunları da iki darbede yere serdi. Şak çok. Neymiş bu be? Peki kim bu adam? Patron, daha önce onu karşıki evden çıkarken gördüm. Karşıki evden mi? Lan. Kalk dedim lan. Ne işin var lan senin bu evde? Bu evde oturuyorum abi. O kabadayıyla mı? Hangi kabadayı abi? Ona numara yapma oğlan. Kızımı kaçırma cesaretini gösteren kabadayı. Evet onunla abi. Nerede o kabadayı? Vallahi bilmiyorum. Üçe kadar sayıyorum. Bilmiyorum. Bir. Boğuluyorum abi. İki. Elini ayağını öpeyim. Bilmiyorum. Üç. Dur abi dur. Belki bulabilirim onu. Yürü öyleyse. Yo. Benim yalnız gitmem lazım. Neden oğlan? Öyle abi. Kabak gibi oyarım seni. Abi kulum kölen olayım abi. Çok tehlikelidir. Bildiğin gibi değil. Altın işi var. Maazallah sizi görünce o anda... Ablam boğazını keser. Sen önden git. Biz etrafı sararız. O an çakar manzarayı. Gitti kız abi. Düşenim alan. Bildiğin gibi değil. Sen kendine acımıyorsa kız acı. Bana bak ulan. Eğer bir kalleşlik yapmaya kalkarsan kendini yok bil. Deli misin abi? Öpe ulan. Demek sen Şehmuz'un kızısın. Evet, meşhur Kara Şehmuz'un kızı. Peki bu Şehmuz nereden koşuyor? Bizimki yer altından koşuyor. Nereden koşarsa koşsun. Öleceğimi bilsem ihtilal yapar gene seni alırım. Biz birbirimizi sevdikten sonra Şehmuz değil, dünya vız gelir. Seni sevdiğimi de nereden çıkardın? Telefonda öyle dedin ya. Vah vah. Arkadaş sana ne ilaç, ne tütsü, ne de kurşun dökmek fayda etmez. Şifasız budalasın sen. Ben bir başkasını seviyorum. Hakkını.
O telefonla aradığın çocuğu mu? Evet, o telefonla aradığım çocuğu. Demek benimle oynadın. Kusura bakma, bunu yapmak istemezdim. Ama babamın adamlarının elinden kurtulmam lazımdı. Ama kurtulamadım. Bizi buldular. Kıpırdama. Beni takip et. Gir şuraya. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Gir gir. Kim bu saatte gelen acaba? Konuşma. Gir şuraya saklan. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Kamer zor durumda. Sayfa 155. Allah! Öldüreyim mi lan seni he? Ne yapıyorsun be, kendine gel! Benim ben! Necati sen misin? Kalksak fena olmayacak. Bizi bu durumda gören hakkımızda pek iyi şey düşünmez değil mi? He? He? Haklısın. Ver elini. Canım kardeşim benim. Elma, saklandığınız yerlerden çıkabilirsiniz. Neler oluyor oğlum? Aa, Necati hoş geldin. Pek hoş gelmedim ama elinizi öpeyim teyzeciğim. Elma kız, elma! Bildiğin gibi değil. En sonunda kızın babası beni yakaladı. Babam mı? Evet, seni bekliyor. Götürmezsek leşimizi serecek. Hem de nasıl? Ay, size eve aldım diye bana da dokunur mu? Sen havada gittin nene. Ay, eyvahlar olsun. Hadi sen çayları tazele, soğumuştur. Abi ne yapacaksın şimdi? Çok basit. Kız boğarım seni. Bir yol göstersene. Tek bir yol var. Kuzu kuzu teslim olmak. Gidip kabadayı rolü oynayıp babamdan fidye isteyeceksin. Fidye mi isteyeceğim? Ne diyor bu be? Fidye fidye. Yani haraç. Ya para verirsin ya da kızını öldürürüm diyeceksin. Yürü kız, babana gidiyoruz. Bir yere gitmiyorum. O halde biz kaçıyoruz. Yürü lan. 10 dakikada bulur babam sizi. Bulsun. Sana bir şey yapmadık ya. Yok canım. İkisi bir olup bana tecavüz ettiler. Namusumu kurtar babacığım derim. O zaman ölümlerden ölüm beğenirsin. Ulan ömrümde tavuk bile kesmedim ama seni kıtır kıtır keserim ha. Orasını bilmem ama mecbursun. Babamdan ne isteyeceğini biliyor musun? Ne bileyim ben? 1 milyar lira. Sen hayatında ya hiç dayak yemedin ya da hiç para saymadın. Ne yapacaksın bu kadar parayı? Sevdiğinle Avrupa'ya kaçıp evlenmek için. Hayatın kendi elinde aslanım. Bu yolu denersen belki paçayı kurtarırsın. Yoksa tavuk gibi kesilirsin. Benim aslan kurtarıcım. Herhalde anlaşıldı. Ulombo zor durumda. Sayfa bilmem kaç. Hadi başlasana. Allah kahretsin. Allah'ım sana ne günah işledim de. Benim gibi dini bütün bir adamın başına bu belayı getirdin. Tövbe tövbe. Tövbe tövbeymiş. Daha ne günah işleyeceksin be? Ortalığı haraca kesin. Bütün kanunsuz işleri yapın. Sonra da tövbe tövbeymiş. Tövbe tövbe. Kanunu peçesinden kurtulsanız bile bir gün Cenab-ı Hakk'ın kışmını uyacaksınız. Bunu unutma abi. Tövbe de be kadın. Hayır bağırma. Hem sen çık git odanda otur. Ha, isabet olur. Orada. Böyle mi olacaktı Şehmuz? Olayı gazetelerden mi öğrenecektik? Rezil olduk el aleme. İş şeref meselesi oldu. Kızı sağ salim istiyoruz ailece. Bütün adamlarımı etrafa saldım. Şehrin her tarafını didik didik tarıyorlar.